أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Allah azza ve celle şöyle buyurdu. Yani bir hadisi kutsi ile karşı karşıyayız. Rabbimiz buyuruyor ki ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa sonra da benden affını dilesen seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla bana gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan ben de seni yeryüzü dolusu merhametle karşılarım dedi Allah Azza ve Celle. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Şimdi şu meclisin içerisinde ve daha sonrasında da bizi ekranlardan dinleyecek olan kardeşlerin arasında yeryüzünü dolduracak kadar, gökyüzünü kaplayacak kadar günahın sahibi varsa acele etsin. Ölmeden önce alemlerin Rabbi olan Allah'ın merhametine, affediciliğine koşsun. Eğer aramızda okyanusları, denizleri, nehirleri kirletecek kadar günahın sahipleri varsa durmasın. Ölüm ona gelmeden önce aziz ve celil olan Allah'a yönelsin. Eğer içimizdeki kardeşler İşlemiş olduğu günahlardan dolayı Allah onun yaşadığı beldeye kuraklık, kıtlık, sel, deprem, tufan gibi etkenleri verdiğine inanmışsa oturmasın, acele etsin, ölmeden önce Allah'ın mağfiretine yürüsün. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam döneminde büyük bir kıtlık yaşanır. Şu kürsünün üzerindeyken birçok defa hatırlattığımız bir mesele vardı. İman ettikçe imtihanınızın kuvveti artacaktır. Zira Allah Azze ve Celle insanlar içerisinden en fazla peygamberlerini ve onların sadık takipçilerini imtihan etmiştir. Düşünün, tüm saltanatına rağmen Allah Azza ve Celle Süleyman Aleyhisselam'ı kuraklıkla imtihan etmiştir. Kavmi gelmiştir, ey Süleyman, Allah Azza ve Celle'ye dua et de Allah üzerimizdeki kuraklığı kaldırsın. Düşünün bakın, yeryüzündeki eşyanın elinde bulunduran bir Süleyman Aleyhisselam'ı, cinlere ve şeytanlara hükmeden bir peygamberi Allah kuraklıkla imtihan etmiş. Bir sahraya giderken sırt üstü, ayakları havada bir karıncanın alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvardığını görünce hadi kalkın gidelim zira birilerinin duasıyla Allah size de yağmur gönderecektir demiştir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu aleme rahmet olsun diye gönderilmişken belalara ve musibetlere en fazla maruz kalanlar insanların arasında yer almıştır. Yaşadığı dönemde kıtlık ve kuraklık yaşanmıştır. Zira Peygamber aleyhisselam da mütevazi elbiseler giyerek boynunu bükmüş, bir günahkar kulun edasıyla aziz ve celil olan Allah Azza ve Celle'ye ellerini açmış, sahabe demiş ki koltuğunun altındaki beyazlıkları gördük. Ondan sonra peygamberlerin hemen arkasından insanlar içerisinde güneşin en hayırlı insanın üzerine doğduğu Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Allah Azza ve Celle kuraklık ve kıtlıklarla imtihan etmiştir. Adaletiyle övündüğümüz, hakta sebatkarlığıyla dilden dile konuşulan müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı 9 ay boyunca kıtlık ve kuraklıkla Allah şiddetli bir şekilde imtihan etmiştir. Allah kendisine yöneldiğiniz takdirde sizi imtihanların içerisinde bir cendereye alacaktır. Bunu asla unutmayın ne olur. Aa Musa aleyhisselam döneminde de kuraklık mı olmuştur dememeniz diye bunu açıklama ihtiyacı hissettim. Ha demek ki ben iman ettikten sonra benim başıma gelen musibetlerin bir nedeni de aziz ve celil olan Allah'ın sünnetine müptela oluşummuş. Bunu ne olur unutmayın. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi Musa aleyhisselama kavmi geldi dedi ki ey Musa sen Kelimullah'sın. Sen Allah'la konuşan bir peygambersin. Allah senin sözlerine icabet ediyor, iltifat ediyor. Kuraklığın üzerimizden kalkması için Allah'a dua et. Yalvar, yakar deyince Musa aleyhisselam rivayet edildiğine göre 70 bin veya 70 binden daha fazla insanla bir sahraya çıkarlar. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelip şöyle dua eder. Der ki ya ilahi bize yağmur gönder ve üzerimize rahmetini saç. Şimdi ne olur şuraya dikkat edin. Musa aleyhisselamın Rabbine yaklaştığı, tevessül ettiği şu sözlere dikkat edin. Aramızda emzikli çocuklar, otlaktaki hayvanlar ve beli bükülmüş ihtiyarların hürmetine bize merhamet et. Allahu Ekber. Evet, ya Rabbi içimizde, Musa aleyhisselamı şimdi tenzih ediyorum. İçimizde salihler, abidler, muttakiler, muvahhidler, mücahitler, muhsinler, muhlisler en güzel vasıflara sahip olup en güzel ibadetlerle sana yaklaşanlar bulunmayabilir. Ama içimizde emzikli çocuklar var, günahsız olanlar var, hayvanlar var. Seni kendi halleriyle zikretmektedirler, kendi halleriyle dua etmektedirler. Yaratılış gayelerinin dışına asla çıkmamaktadırlar. Belleri bükülmüş. Dünyadan umutları kalmamış Resulullah'ın ifadesiyle Allah'ın yeryüzünde azaplı kulları var. Onlara göstereceğin merhametten bize de bir pay ver de rahmetini üzerimize saç. Subhanallah. Ben falancayım. Falanca da benimle beraber. Ey aziz ve celil olan Allah'ım benim bulunduğum mecliste nasıl bir afet kuraklık olur deme. Musa aleyhisselam dememiş. Demiş ki Allah'ım aramızda emzikli çocuklar, otlaktaki hayvanlar ve beli bükülmüş ihtiyarlar onların hürmetine bize merhamet et deyince ilginç bir hadise yaşanır. Peygamberlerin duası yere düşmez değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ancak bulutlar dağılır, güneş sıcaklığını arttırdıkça artırır. Kuraklık daha fazla artar. Ve alemlerin Rabbi olan Allah Musa aleyhisselama yönelir ve vahyeder. Der ki ey Musa senin kavminin içerisinde 40 yıldır günah işleyerek bana savaş açan bir kişi var. Ona seslen ve topluluğun içerisinden ayrılsın. Subhanallah. Bakın bu da zor bir imtihan ha. Peygamberin de zor bir imtihanı. Bir tepeye çıkacak diyecek ki ey falanca buradan çık. Zor. Bu sesi işitenin imtihanı çok ağırdır. Onu göreceğiz. Musa aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirir. O günahkar kulun meclisinden, mescidinden, bulunduğu sahradan ayrılmasını isteyince adam sözleri işitir, olduğu yere çöker ve düşünmeye başlar.
Ayağa kalksam, ilerlesem, İsrail oğulları beni kınar ve azarlarlar. Otursam, Allah benden dolayı bu kavmi kuraklıkla imtihan etmeye devam edecek. Yani kalksa bir dert, otursa bir dert. Ne yapar peki kardeşler? Üzerindeki cübbeyi alır, başını örter, sonra Rabbine yönelir ve der ki, ey Allah'ım, Allahu Ekber. 40 sene boyunca sana isyan ettim. 40 sene boyunca. Ne dediysen tersini yaptım. Musa aleyhisselama neyi emrettiysen onun zıttıyla yaşadım. Neyden hoşlanmadıysan onun peşinden koştum. 40 sene boyunca, 40 dakika değil, 40 saat değil, 40 gün ve ay değil, 40 yıl boyunca gece ve gündüz tabir yerindeyse sana isyan bayrağını kaldırdım. Ancak buna rağmen sen bana mühlet verdin. Subhanallah. Beni ifşa etmedin. Beni pazara çıkartmadın. Beni rezil rüsva etmedin. Bana merhamet ettin şu an. Bana lütfun ve kereminle davranıyorsun. Ben sana isyan ettikçe sen bana yumuşaklıkla yaklaşıyorsun. Ben günahlara daldıkça sen bana sabırla muamelede bulunuyorsun. Ancak dedi, şu andan itibaren sana dedi itaatle geliyorum. Beni kabul et. Allahu Ekber. Ve bir anda gökyüzünde bulutlar toplanmaya başlar ve sağanak bir yağmur yağar. Musa aleyhisselam yine şaşırır. Der ki, ey Allah'ım, içimizden bir fert ayrılmadığı halde sen hangi sebepten dolayı bize yağmur gönderdin? Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a yöneldi, dedi ki, ey Musa, yağmuru engelleyen kişinin eliyle size tekrar yağmur gönderdim. İşte o zaman Musa Aleyhisselam anladı. O günahkar kulun itaate doğru yürüdüğünü anladı. O günahkar kulun 40 yıllık ayıplarından arınarak aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'ye koştuğunu anladı. Bu sefer ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, ey Allah'ım, o zaman o itaat kulu bana tanıt dedi. Subhanallah. O itaat sahibi kulu bana tanıt. O günahkar kul demedi. O ayıpların sahibi adama demedi. Kendisinin yüzünden dolayı kuraklığa müptela kılındığımız adam demedi. Allah'ım dedi. O günahlarından kurtulmuş, itaate doğru yönelmiş adamın güzel vasfıyla seslendi. O itaatkar kulu bana tanıt dedi. Subhanallah. O yüzden bir kaidedir kardeşler. Eğer arkadaşınız, dostunuz, kardeşiniz, en yakınınız, en uzağınız, gördüğünüz, görmediğiniz, sadece işitmekle kaldığınız ne olursa olsun, bir insan müptela olduğu haramları, günahları terk ettip arındıysa, istiğfar ettiyse ve siz onu ayıplamaya devam ediyorsanız, onun çıkarttığı elbiseyi, çöpe attığı elbiseyle halen onu vasıflandırıyor, onu kınamaya devam ediyorsanız, peygamberi bir sözdür. Ölmeden önce o ayıp sizin alnınızın tam ortasına vurulacaktır. Asla bundan kaçış yoktur. Eğer dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz tenhalarda Allah Azze ve Celle'ye bu itaatkar adam gibi yönelip de Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet, beni kabul et diye yalvardığı halde siz halen onu aynen eski günahlarıyla ayıplamaya devam ederseniz alnınızın tam ortasına o günahın mührü vurur. Bunu unutmayın aslında. Asla unutmayın bana. Musa aleyhisselam Rabbine yöneldi ve dedi ki, o itaat kulu bana tanı deyince Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselama vahyetti, dedi ki, ey Musa, bana isyan içindeyken o kulumu ifşa etmemişken, isyan halindeyken, bakın, günahların içerisindeyken ben sana onu ifşa etmedim, onu ortaya çıkartmadım, şimdi itaata yöneldikten sonra mı onu sana tanıtacağım diye vahyetti. Subhanallah. Ey kardeşlerim, hasreten genç kardeşlerim, şeytan göğsümüzün tam ortasına oturmuş, Allah Azze ve Celle'nin bizi asla affetmeyeceğini fısıldamaktadır. Ona yönelsek de, Allah Azze ve Celle'ye itaat etsek de, o şerefli gördüğümüz boynumuzu ve yüzümüzü Allah'a sunsak da, şeytanın, Allah seni asla affetmeyecek,
Allah asla sana yönelmeyecek. Allah asla sana iltifat etmeyecek. Allah seni asla kabullenmeyecek. Sözlerini ne olur duymazdan gelin ve kulaklarınızı kapatın. Asla bu sözlere itibar etmeyin. Zira bu sözler nice gençlerin umutlarını kırmış, onların ruhlarını bir enkaz altındaki adamın haline sokmuştur. Halbuki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. 100 tane adamı öldüren kişiyi Allah affetmedi mi? Allah için size soruyorum. Bir köpeğe duyduğu merhametten dolayı, susuzluğunu gidermek için kuyudan çıkartmış olduğu o içeceği, susuzluktan dolayı toprağa diliyle yalayan o hayvanı, ihtiyacını gideren fahişe bir kadını Allah merhamet edip affetmedi mi? Bir şehre davet edilmiştim misafir olarak. Geri dönerken o şehrin bir ilçesine arkadaşlarımızı ziyarete gittik. Birkaç dakika ziyaret ettik. Tam kalktığımız sırada bir genç kardeş geldi. Dediler ki abi, bu kardeş geçmiş yaşantısında bir günah işlemiş. Bir hata yapmış. Ve Allah Azza ve Celle'ye de tövbe istiğfar etmiş. O günaha bir daha tevessül etmemiş. Ama öyle bir şey ona müptela olmuş ki Allah Azza ve Celle'nin kendisini asla affetmeyeceğini düşünüyor. Günlerce nasihat ettik. Onlarca kişi ona anlattı. Ama dedi bir türlü kabullenmiyor. Ne olur dediler sen de biraz nasihat eder misin? Gencin şöyle yüzüne baktım kardeşler. Gözlerinin içi kıpkırmızıydı. Yüz hatlarına baktım. Yüz hatlarının tabir yerindeyse en derinliklerinde büyük bir nedamet ve pişmanlık var. Vallahi sanki Allah Azza ve Celle onun simasına onun affedildiğinin mührünü vurmuştu. Subhanallah. Aslında çocuk o haldeydi. Allah ona öyle bir pişmanlık, öyle bir tevbe nasip etmiş ki yüzüne sirayet etmiş. Sonra omuzuna dokundum gencin. Dedim ki kardeşim, sen hayatın boyunca 100 tane adam öldürdün mü? Bana döndü dedi ki hayır abi dedi. Peki dedim affına sığınırım ama hayatını fahişelik yaparak, zina yaparak, kadın satarak geçinen bir adam mısın? Dedi ki hayır abi dedi. Peki dedim Allah Azza ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz kadarıyla bu günahlara müptela olmuş olanların affetine inanıyor musun? İnanıyorum. Vallahi dedim Allah seni de affedecektir. Allah seni de bağışlayacaktır. Ve asla unutma ve unutmayalım. Allah'ın merhametine, Allah'ın affediciliğine set ve perde olacak ne bir kudret vardır ne de bir günah vardır. Yeter ki nedamet sahibi olun. Yeter ki pişman olun. Müslümanlar, şeytan sinemize oturmuş. Omuzlarımıza çöreklenmiş. Gençlerimizin kulaklarına Allah Azza ve Celle seni affetmez diyerek daha büyük günahların içerisine sokmanın mücadelesinde. Nefis ondan bir pay alıyor. Diyor ki Allah seni bak zaten affetmeyecekmiş. Beni neden eğlencelerden ve oyunlardan mahrum bırakıyorsun? Diyerek yakamıza yapışmış. Ne olur tekrarlıyorum. Vallahi de, billahi de, tallahi de. Okyanusları kirletecek, semaya ulaşacak, yeryüzünün her tarafını dolduracak günahların sahibi olsanız da Allah'a şirk koşmadığınız, pişman olduğunuz, af dilediğiniz müddetçe vallahi de Allah sizi affedecektir. Allah sizi bağışlayacaktır. Ne olur bunu unutmayalım. Bundan dolayı Allah'a koşalım. Günahkarlar Allah'a koşsunlar. Allah'a yönelsinler, istiğfar etsinler, af dilesinler. Peki abi bizim dudaklarımızın arasından nasıl sözler çıksın? Allah'a nasıl yaklaşalım? Ona nasıl tevessülde bulunalım? En samimi, en içten sözlerle. Edebiyattan, şiirden, felsefeden uzak durarak. En yalın sözlerle. Rabbinize kendinize en yakın hissettiğiniz anlarda Allah'tan yardım isteyin. Bağışlanmanız için ona yönelin. Peki abi bunun da bir hadisi vardır. Sünnete bir yeri vardır. Hangi sözlerle Allah'a yaklaşalım derseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kim estağfirullahillezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum
ve atubu ileyh. Kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyum Allah'tan istiğfarda bulunuyor ve tevbe ediyorum derse, savaş meydanından kaçsa da Allah onu affedecektir. Tirmizi hadisi, subhanallah. Daha ne diye kardeş? Daha ne söylememiz gerekiyor? Evet, günah işleyeceksiniz. Sabahleyin pişmanlık duyup Allah'a yöneleceksiniz. Öğlenleyin tekrar günaha düşeceksiniz. Akşamleyin pişman olacaksınız, Allah'a yöneleceksiniz. Bu halinizden asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Her günahınızın arkasından Rahman'ın kapısını zorlayın. Her yanlışınızdan sonra Tevvab onun kapısını çalın, ne olur kardeşler. Ne olur. Evet, bu akşam Allah nasip ederse günahı kendisini Allah'tan uzaklaştırmayıp daha çok Allah'a yaklaştıran bir sahabiyi inşallah gündemimize alacağız. Mescidimize davet edeceğiz. O sahabi Kab bin Malik radıyallahu anh. Kab bin Malik Hazreçlilerin Beni Seleme kabilesinden. Anne ve babası zengin ailenin mensupları. Babası özellikle ata binicilik konusunda ve şiir söyleme konusunda kabiliyetli bir adam. Olduğu gibi bu yönleri kaba sirayet etmiş. Oğlu da şair, aynı zamanda bir kılıç üstadı. Kab bin Malik kardeşlerim 26 yaşına kadar, belki bu meclisteki kardeşlerimin birçoğunun yaşına kadar İslam dışı bir hayatı yaşamış. Ta ki Musab bin Umeyr radıyallahu an Medine'de İslam davetine başlayınca onun sözüne kulak vermiş. Onunla beraber 2. Akabe beyatına katılmış. Bedir'de yer alamamış. Bakın şimdi dikkat edin. Bedir'de yer alamamış. Ama Akabe beyatını ne kadar önemsediğini şu sözleriyle bize aktarmış. 2. Akabe beyatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturup sözleşmem Bedir'de olmamdan benim için daha hayırlıdır. Akabe beyatını bu anlamda çok fazlasıyla önemsemiştir. İman ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir an olsun dahi ayrılmamış. Kalemini, mahir olduğu şairliğini bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övmek ve İslam düşmanlarını hicvetmek için kullanmaya başlamış. Demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok şairi vardır. Hasan bin Sabit, Abdullah bin Ravaha, Kab bin Malik. Ancak demişler ki Kab bin Malik'in bir özelliği sözlerinde hırçınlık ve düşmanı tehditkar ifadeler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, demiş ki ya Resulallah, Allah Azza ve Celle şairlerle alakalı bir ayet indirmiş. Şuara suresi 224. Şairlere ancak haddi aşanlar uyar. Bakın, şairlere ancak haddi aşanlar uyar. Bu ona dokunuyor. Gocunmuyor ama. Korkuyor. Acaba iyilik yapalım derken aziz ve celil olan Allah'ın öfkesini mi kabarttık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin etmek için ona yöneliyor. Diyor ki mücahit kişi kılıcı ve dili ile cihat eden kimsedir. Nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki siz şiirlerinizle onları, yani müşrikleri ve kafirleri okla vurur gibi diyor vuruyorsunuz. Subhanallah. Ve bunun vallahi yaşanmışlığını Devs kabilesi üzerinde görüyoruz. Zira sahabe demiş ki onun dudaklarından çıkan sözler Devs kabilesine ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, korkudan iman ettiler. Subhanallah. Devs kabilesi kimin kabilesi? Tufayl bin Amr gibi keramet sahibi bir sahabi ile Ebu Hureyre gibi hadisin imamlarından bir kişinin kavmidir Devs kabilesi. Demiş ki Kab bin Malik, kılıçlarımıza seçim hakkı verilseydi ve konuşsalardı
Devs'le, yani Devs kabilesiyle ya da Sakif'le savaşmayı diyor tercih ederdi. Bu sözler gelince acaba dediler ki bu sözlerin altında bir doğruluk var ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bize savaş mı açacak korkusuyla geliyorlar, iman ediyorlar. O yüzden onların sözleri ne gibiymiş? Bir ok gibi hırçın bir dile sahip. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan haber veriliyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Mali'yi çağırdı. Dedi ki ey Kab, Rabbin senin söylemiş olduğun bir beyti unutmadı. Ancak unutma dedi. Rabbin unutmaz da. Kab bin Malik şaşırıyor. Ya Resulallah, Allah Azza ve Celle benim hangi beytimden hoşlanmış? Hangi şiirimden hoşlanmış? Ve sana bunu bildirmiş deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a yöneldi. Dedi ki ey Ebu Bekir okumaya başla. Ebu Bekir okudu, dedi ki Kureyş halkı Rabbine galip geleceğini sanmıştı. Asla yenilmeyenle yaptıkları çekişmede elbette yeniktirler. Yani ey Kureyş halkı, siz Allah'a savaş açmakla zaten baştan savaşı kaybettiniz. Allah Azze ve Celle onun bu beytinden hoşlandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Şimdi ey genç kardeşlerim, şu kürsüden sürekli hatırlattığımız bir mevzu var. O da ne? Eğer eliniz kalem tutuyor, kelamınızda bir sihrin olduğuna inanıyorsanız, sizde böyle yetenekler varsa, ne olur bu yeteneklerinizi Allah'ın dinini savunmada ve küfrü korkutmada bir vesile olarak kullanın. Biz sözlerin bir ok gibi düşmanın sinesinde nasıl yaralar açtığını Gazze olaylarından bu yana gördük elhamdülillah. Ümmeti Muhammed adına konuşan, Gazze halkı adına konuşan, Filistin halkı adına konuşan o şeref sahibi adamın dudaklarının arasından çıkan her bir söz bir kurşun misali zalimlerin beyinlerine vurdu elhamdülillah. Yeri geldi korkuttu, yeri geldi kimilerine ağlattı. Yeri geldi kimilerine güven verdi, yeri geldi kimilerinin sinelerini hoplattıkça hoplattı elhamdülillah. O yüzden ne olur dilinizi ve kalemlerinizi bazen bir kılıç gibi kullanıp Allah'ın dininin mukaddes olarak gördüğü şeyleri korumaya çalışın. Yeri geldiği zaman da bir neşter gibi kullanıp insanların kalplerine, zihinlerine sirayet eden İslam dışı şeyleri onlardan temizlemeye çalışın. Ne olur Allah Azze ve Celle'nin dinine kalemlerinizle, sözlerinizle, yeteneklerinizle faydalar verin. Kim gibi kardeşler mesela? İbn-i Teymiye Rahimeullah gibi. Kitaplarda kendisinden bahsedilirken kılıç ve kalem üstadı denilmiştir. Hem kılıcın üstadıdır hem kalemin üstadıdır. Kalemiyle ve kılıcıyla yeri geldiği zaman Müslümanları korumuş, ümmeti Muhammed'i fitne ve fesatlardan korumuş. Yeri geldiği zaman Allah'ın dininin yayılması için kullanmış elhamdülillah. Kim gibi? Abdullah İbni Mübarek gibi rahimeullah. Yeri geldiği zaman ders halkalarında ders vermiş. Yeri geldiği zaman Mescid-i Haram'da gözyaşıyla secdesini akıtmış. Yeri geldiği zaman cenk meydanlarında kanını düşmanın kanına bulamış elhamdülillah. İşte Kab bin Malik radıyallahu anh da böyle bir adam. Sadece kürsülerin sahipleri değiller. Sadece masanın sahipleri değiller. Sadece kalemleriyle Allah'ın dinine hizmet etmemişler. Yeri geldiklerinde cihat meydanlarında kılıçlarını kınlarından çıkartarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve şerefli dinini korumuşlar elhamdülillah. Evet, Bedir'e katılamadı. Bedir'de Resulullah aleyhisselamla beraber olamadı. Onun ifadesiyle Allah Resulü müşriklerin, Kureyş'in kervanlarına saldıracağından dolayı önemsemedi. Allah ve Resulü Bedir'e katılmayanları tekzip etmediğinden dolayı da kendisi tabir yerindeyse ikinci Akabe beyatını bundan dolayı daha önemli gördü. Ama Uhud'da destan yazdı. Sadece şair olmadığını, iyi de bir mücahit olduğunu, sadece mürekkeple değil, kanla da bu davaya hizmet edilebileceğini vallahi herkese gösterdi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehit olduğu, öldürüldüğü haberi Uhud'un meydanlarında yankılanınca onun ölmediğini, Allah'a yürümediğini, halen daha diri olduğunu ilk gören Kab bin Malik olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini fark edince Kab bin Malik'i yanına çağırdı. Rivayet edilir ki Allah Resulü aleyhisselam üzerindeki sarı bir sarı Kab bin Malik'e verdi. O da sarı bir sarı sardı, düşmanın içerisine daldı. Savaş sonunda tam 17 tane ağır yaranın sahibiydi elhamdülillah. Çünkü o şunu biliyordu. Kıyamet gününde ya alimlerin mürekkebi ya da şehitlerin kanları üstün gelecekti. Allah katında faziletli olan mürekkep ve kanın sahipleridir elhamdülillah. Bu ikisini aynı şişenin içerisine koyanlardır. Hayatlarını bu anlamda birbirinden ayırmayanlardır. Elhamdülillah. Evet, Kab bin Malik radıyallahu an, bu sahabenin ahlakıdır. Gençler, sahabenin imanıdır. Onlar Allah'ı razı edecekleri bir işi gördüklerinde hemen o işin başına yönelmişler. Eğer mevzu dini mübini İslam'a hizmetkar olmaksa hiçbir işe aldırmamışlar, koşmuşlar. Eğer mevzu ümmeti Muhammed'e yardım etmekse işi basit, küçük, ağır dememişler. Hemen o işin başına koşmuşlar. Evet, birçoğunuz fıtratlarınıza göre iş yapmak istiyorsunuz. Birçoğunuz bünyenize göre iş yapmak istiyorsunuz. Kab bin Malik, Abdullah İbni Ravaha, Allah için soruyorum. Bu sahabiler naif insanlardı. Şairler ince ruhlu adamlardır. Kavga nedir bilmezler, değil mi? Dövüşmekten uzak adamlardır. Ama söz konusu İslam ümmetinin ırzıysa ellerindeki kalemleri bırakıp sopaları almayı bilmişler. Efendim, ben şu an masa başında oturmakla memurum. İşte tuvaletleri falancalar yıkasın. Çöpü falanca kardeşler kaldırsın. O mu yapılacak? Falancalar koşsun. Ben sadece sevk ve idare etmekle memurum diyenler, yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Vallahi yanılıyorsunuz. Selef bu ayrımın içine girmemişler. Nerede hayır varsa oraya koşmuşlar elhamdülillah. Ne olur genç kardeşlerim, mizacınıza, kabiliyetinize göre işler yapın. Ama İslam ümmetinin bir açığını, eksiğini gördünüz mü, elinize sıvayın ve o işin içerisine koşun. Asla işleri birbirinden ayırmayın. Allah için size nasihatimdir. Tabi Kab bin Malik radıyallahu anh ne kadar büyük bir şair olsa da, ne kadar büyük bir mücahit olsa da, İslam tarihi sayfalarında nam saldığı, özellikle hayatıyla alakalı en geniş olayların en detaylı bir şekilde anlatıldığı bir yer var, orası neresi? Tebük gazvesidir. Tebük gazvesi. Yani Kab bin Malik'e internette girdiğinizde, araştırdığınızda hep şu karşılaşınıza çıkar. Kab bin Malik ve tevbesi, Kab bin Malik Tebük gazvesi, Kab bin Malik ve doğru sözlülük. Buna rastlarsınız. Hayatında çok detay yoktur ama Tebük'le alakalı aldığı nefese kadar kendisiyle ilgili malumat vardır. Nedir peki Tebük gazvesi kardeşler? Medine'ye bir haber geliyor. Hristiyan orduları, askeri birlikleri hazırlamışlar, Medine'yi tarumar edecekler. Yerle bir edecekler. Sözde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Müslümanlar dağılmak üzere. Bizans'ta tabir yerindeyse Şam'dan büyük ordular çıkartarak Medine'yi paramparça edecekler. Allah Resulü aleyhisselam bu haberi işitir işitmez Müslümanları hemen bir araya getirmeye çalışıyor. 30 bin tane kayıtlı mücahit var deniliyor. 30 bin. Yani Allah Resulü aleyhisselam deftere kayıt yapıyor. Savaşa kimler katılacak? Böyle kayıt altına alıyorlar. Diyorlar ki 30 bin mücahit. Ama hava çok sıcak, yaz, meyveler devşirmiş, gidecekleri yol çok uzun. Resulullah Aleyhisselam'ın hedefi Tebük'e gitmek. Medine ile arası tam 700 kilometre, tam. Yani buradan bugün çıksanız, bu bayram şuradan çıksanız Konya kadar uzak. Tam 701 kilometre buradan Konya. Konya kadar bir mesafe yürüyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa
stratejisini bozuyor ve savaşacağı kişileri, orduyu, güzergahı hepsini tanıtıyor. Müslümanlar evlerine gitsinler, hesap yapsınlar. Madden ve manen hazırlık yapsınlar. Mevzu sadece binek bulmak değil, kılıç edinmek değil, ekipman bulmak değil. Mevzu kalplerin güçlendirilmesi. Müslümanlar zihinlerini hazırlasınlar. Yani yaşamaya değil, ölmeye gidiyoruz. Düşmanı kendi sahasında vurmaya gidiyoruz. Büyük bir savaş. Büyük bir mücadele yaşanacak. Allah Resulü Aleyhisselam günler öncesinden haber veriyor. Peki ne oluyor? Bazı insanlar çakılıyorlar. Ayetin ifadesiyle. Ağır davranıyorlar. Münafıklar yaygara kopartıyorlar. Muhammed bizi ölüme gönderiyor. Bu sıcakta da savaşa mı çıkılırmış? Şimdi o Suriye tarafına gidersek orada Rum kadınları çok güzel. Aşık oluruz, dönemeyiz, fitneye düşeriz gibi yaygaralar kopartarak İslam ordusunu bölmeye çalışıyorlar. Müslümanlar ne zaman ağırdan almaya başlayınca Allah Tevbe suresindeki ayetlerle bu olaya hemen müdahale ediyor. Neredeyse diyor ayaklarınız diyor toprağa diyor çakılacaktı diyor. Hareket edemez oldunuz. Şimdi insanın bazen fıtratı yapısında bu vardır. Yani savaşmaktan korktuğundan değil. Bizde de olur bu. Yaz ayları geldiği zaman ders halkaları zayıflamaya başlar. Yaz olduğu zaman hocasından talebesine kadar herkeste bir rehavet başlar. Ezberler zayıflar, kitap okumalar zayıflar. Hepimizde var bu. Fıtri bir şey. Sahabede de bu tembellik oluşmaya başladı. Allah müdahale edince sayı bir anda 30 bine çıktı. Ama bunların içerisinden ağır davranmaya çalışan biri daha var. O kim? Kab bin Malik radıyallahu anh. Kendisinin ifadesiyle. İlk defa diyor Tebük Savaşı'na kadar diyor, elimde diyor iki tane deve oldu. Bundan önce yoktu diyor. Ya deve sahibi değildim. Allah imtihan ediyor. İki tane deve veriyor. İlk defa diyor meyvelerim diyor yemiş vermeye başladı. Gücüm yerinde diyor. Kuvvetim yerinde. İmkanlarım var. Savaşacak potansiyeldeyim. Çarşıya çıktım ekipman almak için. Teçhizatlanmak için çarşıya çıktım. Dedim ki ya nasıl olsa yarın gelirim tekrar alırım. Eve diyor geri döndüm. Ertesi gün çıktım, tekrar diyor tembellik yaptım, geri geldim. Yani derdi savaşmamak değil ha. Dedik ya bir tembellik çökmüş, rehavet çökmüş. Bizde olduğu gibi. Yani son bir gün kaldı ya dersi ezber vereceğiz. Ya dur biz bir saat sonra ezberleriz. Sonra hocanın karşısına çıkarız, çuvallarız ya. Kab bin Malik de böyle bir tembelliğin, rehavetin içine düşmüş. Diyor ki günler geçti, bir baktım ki Allah Resulü ve İslam ordusu hazırlanmış. Yola çıkmışlar. Eyvahlar olsun dedim. Ama dedim ki ben Allah'ın izniyle hazırlanırım. Nasıl olsa iki tane de devam var. Hemen Peygamber Aleyhisselam'a yetişirim. Bunun örneği de var. Kim? Ebu Hayseme radıyallahu anh. O da İslam ordusuna son anda yetişmiştir. İki gün sonra katılmıştır. Ama diyor ki ertesi gün gittim. Hazırlık için tekrar eve diyor boş şekilde geldim. Dedim ki nasıl olsa yetişirim. Ama bir baktım ki diyor savaşa diyor katılamadım. Dikkat edin ha kardeşler. Son dakikaya ne olur işlerinizi bırakmayın. Son ana kadar ertelemeyin. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki erteleyenler helak olmuşlardır. Kim ertelerse helak olur Allah muhafaza. Kim geciktirirse kulak ardı ederse helak olur Allah muhafaza. Sonra diyor ki Kab radıyallahu anh bir baktım ki diyor çarşıya çıktım. Aman Allah'ım aman ne manzara. Etraf diyor münafıklarla dolu. Bir baktım ki diyor etrafta diyor özür sahipleri var hep. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, münafık erkekler ve ben subhanallah Kab bin Malik. Diyor kendimden utandım. Tam diyor bunları düşünürken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir münadisi Peygamber aleyhisselamın yola çıktığını diyor haber verdi. Yani geri geliyor İslam ordusu. 15 gün Tebük'te kaldılar. Hristiyanların herhangi bir ordu hazırlığının olmadığını öğrenince Allah Resulü aleyhisselam stratejik yerleri ala ala onları cizye ve vergiye bağlayarak Medine'ye kadar geliyor. Büyük bir başarı aslında. Tebük özellikle incelenmesi gereken bir savaş.
Velhasıl kelam diyor ki şimdi oturdum yalanlarla dolu bir senaryo çizmeye başladım. Peygamber'e böyle dersem, şöyle dersem, şöyle tevil edersem, hani biz de yaparız ya, yalan söylemeyiz de tevil ederiz. Başka şeye atıfta bulunarak onun dikkatini başka yöne çekeriz ya. Diyor kafamda kurarken ikinci bir münadi dedi ki Resulullah Aleyhisselam İslam ordusuyla beraber Medine'ye girdi. Zihnimde diyor bütün senaryo diyor kayboldu. Hepsini diyor unuttum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına münafıklar diyor gelmeye başladı. Rivayet edilir ki 80'e yakın münafık var o zaman. Yani özür beyan edip de savaşa katılmayan. Allah Resulü aleyhisselam onları dinledi. Şimdi ne olur dikkat edin. Onlar özürlerini beyan ettiler. Allah Resulü aleyhisselam özürlerini kabul etti. Onların bağışlanması için dua etti. Ama şimdi bakın unutmayın. Onların hallerini de Allah'a havale etti. Dedi ki size Allah'a havale ediyorum. Tamam ben dedi zahiren inanıyorum size. Size dua da ediyorum. Ama dedi sizin müftünüz kalbinizdir ha. Beni kandırabilirsiniz, aldatabilirsiniz ama Allah'ı aldatamazsınız. Allah'ı kandıramazsınız. Sizi dedi Allah'a havale ediyorum. Ne haliniz varsa görün dedi. Sonra diyor ben geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce diyor sinirden diyor yüzü gülmeye başladı. Ama sinirliydi diyor. Öfkeliydi. Dedi ki ey kabu neredesin? Sen dedi hazırlığını bitirmemiş miydin? Senin bir hazırlığın yok muydu? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndü. Dedi ki ya Resulallah şu an karşımda sen değil de dünya ehlinden bir adam olsaydı ben diyor onun gadabından, öfkesinden kurtulmak için öyle sözler söylerdim ki diyor. O da diyor bana inanırdı. Ama ben biliyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. Ben senin yanından ayrılır ayrılmaz Allah sana benim halimi bildirip beni sana karşı rezil ve rüsva eder dedi. Ondan dolayı da doğru söyleyeceğim. Vallahi hiçbir zaman güçlü olmadığım kadar dedi o gün güçlüydüm. Malım da vardı, hayvanım da vardı. Mazeretim yok dedi ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı. Dedi ki doğru söylüyorsun. Sen doğru söylüyorsun. Allah senin hakkında karar verene kadar dedi bekleyeceksin. Şimdi senin bir kararın olacak. Oradan ayrıldı. Ne olur genç kardeşlerim hasreten şurayı iyi dinleyin. Kab bin Malik diyor ki o sıra kalktım. Yolda giderken benle beraber meclisten kalkan Beni Seleme'den kendi yakınlarından bazıları koluna girdi. Dedi ki ey Kab biz senin bundan önce bir günah işlediğine şahitlik etmedik. Ya sen dürüst bir adamsın. Sen cihad etmiş bir adamsın. Sen Allah ve Resulünü seven bir adamsın. Bak sen de dedi özrünü Peygamber aleyhisselama kabul ettirirsen o dedi senin için dua edecek, istiğfar edecek. Bak ne güzel bağışlanacaksın. Kab bin Malik ne dedi biliyor musunuz? Neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip kendimi dedi yalanlayacaktım. Yani ya Resulallah benim gücüm var dedim ama şöyle de bir mazeretim var utandım söylemeye. Biz bazen yaparız ben şahsım adına söyleyeyim. Bir şey doğru söylersin şeytan seni dürter. Arkadaşın seni dürter, eşin dürter. Dersin ben böyle söyledim ama bakın şöyle de bir şey vardı. Neredeyse de diyor kendimi yalanlayacaktım. Sonra bir anda aklıma geldi. Dedim ki benimle aynı durumu paylaşan birileri var mı? Dediler ki var. Kim? Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rabi radıyallahu anhuma. Bunlar da dedi senin yaptığının aynısını yaptı deyince ne dedi biliyor musunuz? Elhamdülillah, subhanallah. Ne dedi? Dedi ki o adamlar salih adamlardır. Eğer onlar da benim gibi davrandıysa ben dedi Peygamber aleyhisselama gidip mazeret bildirmeyeceğim. O yüzden gençler referansınız salihler olsun. Referansınız salihler olsun. Salihlerin bir işi yaptığını görüyorsanız o işi yapın. Bir işten kaçtığını görüyorsanız o işten kaçmaya gayret gösterin. Referansınız abidler olsun, muttakiler olsun. Facirler, günahkarlar olmasın. Kalbiniz onlara meyletmesin ama onlar da yapıyor. Ama onlar da ne olur demeyin sizin referansınız Kab bin Malik gibi abidler olsun, salihler olsun. Sonra dedi ki Kab bin Malik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına emretti. Bizle dedi konuşmadılar. Bunun süresi dedi tam 50 gün sürdü. Subhanallah.
50 gün boyunca Resulullah Aleyhisselam onların yüzüne bakmadı. 50 gün boyunca ashab onların selamlarını almadılar. 50 gün boyunca onlarla muhabbet etmediler. Hilal bin Ümeyye, Mürara bin Rabi dedi ki onlar yaşlıydı. Evlerine çekildiler, sabahtan akşama kadar ağladılar. Hatta hanımları diyor ki bize yaklaşacak bir güçleri bile kalmadı. Subhanallah, biz ilgilerini çekemiyorduk bile onların. O derece Allah'tan korktular. Ama diyor ben gençtim. Allah Resulü'nün mescidine gidiyordum. Onun arkasında namaz kılıyordum. Ona selam veriyordum. Acaba selamımı alıyor mu diye dudaklarının kıpırdayışına bakıyordum. O diyor ben namazdayken diyor beni seyrediyordu. Ben ona yöneldiğimde kafasını benden çeviriyordu. Bu diyor gün geçtikçe ağırlaşmaya başladı. Bir gün Resulullah'tan sonra en fazla sevdiğim amca oğlum Ebu Katede'yi ziyarete gittim. Ona selam verdim, selamımı almadı. Dedim ki Allah aşkına ey Ebu Katede, benim Allah'ı ve Resulünü çok sevdiğimi bilmiyor musun? Sen buna şahit değil misin? Sustu diyor. Döndüm dedim ki ey Ebu Katede, Allah aşkına söyle, benim Allah ve Resulünü çok sevdiğimi bilmiyor musun? Sustu. Üçüncü defa ısrar edince bana döndü dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Subhanallah. Sen Allah'ı ve Resulünü sevdiğini iddia ediyorsun ama Allah'ı ve Resulünü gerçekten seviyor musun? Vallahi ben bilmiyorum. Dercesine bu sözleri söyleyince Kab bin Malik radıyallahu anh dedi ki ağlamaya başladım. Amcamın diyor oğlunun bahçesinden uzaklaştım. Kendimi diyor çarşıya attım. Bir baktım ki Şam taraflarından mal satmak için gelmiş bir tüccar her yerde beni arıyor. Yanıma geldi. Kab bin Malik sen misin dedi. Ben olduğumu diyor söyleyince ipekten diyor bir kumaşın içerisinde bana bir mektup uzattı. Bunu sana Gassan kralı veriyor diyor. Bakın Gassan kralı. Peki niye Gassan kralı kardeşler? Bilen var mı? Bu Gassan kralı Gassaniler Şam'da yaşıyorlar. Ama neden o adam, neden başkası değil de, neden başka kabile değil de, neden başka bir kral ve emirlik değil de kendisi gönderiyor? Çünkü Evs ve Hazreç kabileleri Yemen kökenli bir kabiledir. Yemen'de büyük bir sel yaşanınca bu kabile Medine'ye göçmüştür, Yesrib'e göçmüştür. Bu kabile de kendini Gassan, Gassanilere atfediyorlar. Biz diyoruz onlardanız. Onlar da o sel zamanında Şam'a yerleşmişler. Kab bin Malik cahiliyesinde diyor ki benim aslım ve sığınağım Gassanlılardır. Gassan ne büyük sığınaktır diye aidiyetini güzel cümlelerle sarf edince bu tabii kimin kulağına gidiyor? Kralın kulağına gidiyor. Bundan dolayı bu mektubu gönderiyor. Peki mektupta ne yazıyor? Diyor ki senin arkadaşının sana cefa ve eziyet ettiğini diyor işittik. Sana eziyet ediyor, selam vermiyor, selamlaşmıyor, seni adam yerine koymuyor. Bize gel, sana sahip çıkacağız deyince Kab bin Malik radıyallahu anh mektubu alıyor, kırıştırmaya başlıyor. Eyvah diyor, bu çok diyor büyük bir beladır. Ve şu cümleleri kullanıyor, ne olur dikkat edin. Öyle bir belaya diyor girmişim ki, öyle bir belaya, öyle bir hata yaparak, öyle bir çamurun içine saplanmışım ki artık şirk ehli bile, şirk ehli, küfür ehli, bid'at ehli bile beni yanlarına çekmek için umutlanmışlar. Subhanallah. Anladınız mı burayı? Şirk ehli dahi benden umutlanmışlar. Şimdi eğer biz bugün imanlarımızı ortaya koyamaz, salih amellerimizle güçlü bir şekilde duramaz ve yarın şirk ehli bizi kendi saflarına çekmek için gelirlerse onları değil kendimizi kınayacağız. Eğer bize yaklaşacak cesareti buluyorlarsa bidatlarını, küfürlerini, şirklerini bize empoze etmenin yollarını bulmuşlarsa nefsimizi kınayacağız Müslümanlar. Aa Yahudilere bakın nasıl uzanmış buraya. Aa Hristiyanlara bakın Roma'dan gelmişler buraya. Aa bizim mahallemize yerleşmişler. Lan nasıl olur da benim evime gelip sen nasihat edersin diyorsan demek ki sende bir problem var. Adam o yolu bulmuş sende. Kab bin Malik diyor ki şirk ehli dahi beni dinlerine çekme konusunda ne yapmışlar?
bir umudun içine girmişler. Bu büyük bir beladır diyerek kağıdı katlıyor, ateşin içerisine atıp yakıyor. Bu korku ve öfkeyle evine gidince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi gönderiyor. İmtihan zorlaştıkça zorlaşıyor. O yüzden dedik ya, Allah Azze ve Celle imtihanında arttıra arttıra sizi sınar. Artıra artıra gözyaşlarınızı akıttırır, saçlarınızı beyazlattırır. Bu sokağın ortasında mecnun gibi dolaştırır. Eyvallah edersiniz, secdelere kapanırsınız. Güvenmeyin gücünüze, güvenmeyin amellerinize. Allah Azze ve Celle sizi öyle bir imtihan eder ki şaşırır kalırsınız. Diyor ki Kab bin Malik, Allah Resulü Aleyhisselam bir elçi gönderdi ve dedi ki bu andan itibaren hanımlarınıza yaklaşmayacaksınız. Yani onlarla yatağınızı paylaşmayacaksınız. Tam 50 güne vardı diyor bu olay. 50 gün. 40 gün geçti. Artık 50. güne geldik. Ben diyor hanımımı diyor babasının diyor evine bıraktım. Toplumun içerisinden uzaklaştım. Dağlık bir bölgede çadırımı kurdum. Kendimi diyor Allah'a verdim. İtaate, ibadete verdim. Bir sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle beraatımızı müjdeleyince Allah Resulü aleyhisselam bir adam gönderdi. Çok da güzel bir ifade kullanıyor. Adam diyor atıyla diyor koşarken sesi diyor atından önce diyor bana ulaştı. Münadi şöyle bağırıyordu. Ey Kab, sana müjdeler olsun. Allahu ekber. Ey Kab diyor, sana müjdeler olsun. Diyor secdeye gittim. Anladım ki Allah azze ve celle beni affetti. Subhanallah. Allah beni affetti. Adam geldi, müjdeli haberi verince üzerimde olan ve sadece üzerimde olduğun elbiselere sahip kendisi. Onları diyor o adama hediye ettim. Bu da demek ki sünnettenmiş. Yani biri bizi müjdelerse ona bir hediye takdiminde bulunmak adettenmiş. Sonra da diyor bir adamdan elbise ödünç alarak Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine geldim. Şimdi bakın ne olur şuna da dikkat edin. Peygamber Aleyhisselam'ın diyor yanına geldiğimde muhacirden Talha bin Ubeydullah ayağa kalktı, benimle musafa yaptı, beni tebrik etti. Ve dedi ben asla dedi Talha bin Ubeydullah'ı hayatım boyunca unutmadım. Niye? Beni ilk kalkıp da tebrik eden kişi o oldu. Şimdi ey kardeşler, sıkıntı içerisinde olan kardeşlerini kim ilk ararsa kalp ona meyleder. Müjdeli bir haberin neticesinde kim onu ilk tebrik ederse demek ki kalp ona kayarmış kardeşler. Bunu da asla unutmayalım. Talha bin Ubeydullah diyor kalktı, benimle musafa yaptı ve dedi ben hayatım boyunca onu asla unutmadım. Peygamber Aleyhisselam'a yanaştım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın diyor yüzü ay gibi diyor parlıyordu. Affedildiğimle alakalı beni müjdeledi. Nebi Aleyhisselam'a döndüm, dedim ki ya Resulallah malımın tamamını Allah yolunda harcıyorum deyince Allah Resulü dedi ki malının dedi yarısını dedi bırak, yarısını Allah yolunda harca. Sonra Peygamber Aleyhisselam'a döndüm, dedim ki ey Allah'ın Resulü beni bu durumdan ancak doğru sözlü olmam dedi kurtardı. Allahu Ekber. Yani ben küfre kayabilirdim, şirke kayabilirdim ve neticesinde cehennem ateşine girebilirdim. Eğer bundan kurtulduysam bunun tek bir sebebi var, o da nedir? Sıdk sahibi olmak, yani doğru sözlü olmak. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a onun yanında şöyle dedim. Dedim ki ya Resulallah bu andan itibaren de asla yalan söylemeyeceğime yemin ederim. Ve asla da diyor Peygamber Aleyhisselam'a verdiğim bu sözü çiğnemedim diyor Kab bin Malik. Ve elhamdülillah şerefli bir hayatın, İzzetli bir ömrün sahibi oldu. Ha şimdi genç kardeşlerim, özellikle Kab bin Malik'in Tebük ile yaşadığı hadisede tek bir cümleye dikkatlerinizi çekmek isterim. Dilin iffeti ve istikameti şartlar aleyhinize de olsa yalan söylememekte yatmaktadır. Tabii ki düşmanı kandırmak, düşmanın dikkatini çekmek için söylenilen sözler müstesna olmak üzere aleyhinize de olsa yalan söylememek dilin iffeti ve istikametidir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı müddetçe ona hizmet etti.
Raşid halifelere hizmet etti ve Muaviye radıyallahu an döneminde vefat etti. Allah Azze ve Celle kendisinden ve ehlinden razı olsun. Allah Azze ve Celle ondaki sıdkı, doğruluğu bizlere de nasip etsin. Allah Azze ve Celle Firdevs cennetinde onlarla beraber olma şerefinden bizi uzak ve mahrum eylemesin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz Firdevs âlâ olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.